Esselamu Aleyküm. Bu videoda Redmi Note 8 telefonuma yüklemiş olduğum MIUI 13 Çin ROM'unun telefona ne gibi özellikler getirdiğine birlikte bakacağız. MIUI 13 versiyonu olduğunu buradan görebilirsiniz. 13.0.10 stabil versiyon. Şu an telefona Çin ROM'u kurulu olduğu için Türkçe dil desteği yok. Ancak dilimin döndüğünce en azından global ROM çıkana kadar aklımızda bir şeyler oluşması açısından videoyu çekmek istedim. Öncelikle telefonun normalde MIUI 12'ye göre gayet akıcı olduğunu bu ROM'u kurduktan sonra fark ettim. Telefon kontrol merkezini açarken veya arka plandaki uygulamaları açarken kasıyordu. Şu anda MIUI 13 stabil Çin ROM'unu kurduktan sonra bu kasmaların hepsinin gittiğini gördüm. Ayarlara gelelim. Zaten çok fazla bir değişiklik yok ama olan değişiklikleri göstermeye çalışacağım. Burada duvar kağıtları kısmı var. Bu kısım görsel olarak değişmiş. Hepsini bir araya toplamışlar. Burada kilit ekranı ve ana ekranımızın nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Kilit ekranının saatini değiştirebiliyoruz. İkonları, boyutlarını ve stillerini değiştirebiliyoruz. Yazı tipimizi değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Mi Sans. Daha önceki videolarımda da nasıl kurulacağını göstermiş oldum. Mi Sans isimli yazı tipini kullanıyor. Burada indirebileceğimiz duvar kağıtlarının olduğu bir kısım mevcut. Bu canlı duvar kağıtlarını da zaten önceki videolarımda paylaşmıştım. Buradan herhangi birini seçip uygulayabiliyoruz. Onun haricinde aynı sayfaya zil seslerini, bildirimleri ve alarmları toplamışlar. Aynı zamanda parmak izi kullanan cihazlarda parmak izi görselini de buradan değiştirebiliyoruz. Buradan çıkalım. Bir diğer özellik olarak pil kısmında kalan bataryamızın gösterildiği kısmın altında yeni bir şerit var. Bu şeritte performans, dengeli ve batarya tasarrufu modları mevcut. Buradan dengeliyi, batarya tasarrufunu seçebilirsiniz ya da oyun oynuyorsanız performans modunu seçebilirsiniz. Şarjınızdan yer ancak telefonu performans çalışır şeklinde uyarı veriyor. Tamam diyelim. Yeni bir özellik olarak bunu gösterebilirim. Bunun haricinde iPhone'un Siri'si gibi Mi AI isimli bir özellik gelmiş. Şu anda sadece Çince desteği var. Güç tuşuna bir süre bastığımızda beliriyor. Şekil olarak zaten Siri'ye çok benziyor. Bizi şu an dinliyor ancak pek anlamıyor sanırım. Hello. Gördüğünüz gibi Siri'nin işaretinden. Hello. Hello. İngilizce anlıyor ama cevap olarak Çince cevap veriyor gördüğünüz gibi. Bunların dışında ek ayarlar kısmında hafıza arttırma modu var. Memory Extension isimli mod. Benim telefonumda 4 GB RAM var. Burada ekstra olarak 1 GB RAM daha arttırılır diyor. Bu normalde kapalı olarak geliyor. Bunu açık konuma getiriyorsunuz. Şu an kapatmak için telefonu kapatıp açılsın mı diye soruyor. Daha sonra diyorum. Bu kısmı açık yaptığımızda telefon ayarlarında tüm ayarlarda RAM'in 4 artı 1 GB şeklinde gösterildiğini görüyorsunuz. Sanırım telefonun biraz daha akıcı hale gelmesinin sebebi bu arttırılan 1 GB RAM. Bunların haricinde ufak tefek şeyler dışında örneğin Redmi Note 8'de MIUI 12 ile birlikte Xiaomi'nin geri çekmiş olduğu bu iPhone'lardakine benzer navigasyon çubuğu geri gelmiş. Onun haricinde arka plandaki uygulamalara bakarken yüzer pencere, ayarlar, ekran ikiye böl ve kilit kısımlarının geldiğini görüyoruz. Ayrıca iOS telefonlardaki gibi yan yana dizili şekilde arka plandaki uygulamaları görebiliyoruz. Normalde Redmi Note 8'de bu özellik buradan ana ekran deyip buraya tıkladığımızda Redmi Note 8'de bu şekilde geliyordu. Buradan değiştirerek iOS cihazlardaki gibi kullanma özelliği gelmiş. Kontrol merkezinde herhangi bir değişiklik yok. Bunun sebebi de telefonumun Android 11 üzerine kurulu bir MIUI 13 yüklemiş olmam. Sizin de telefonunuzda Android 11 üzerine kurulu MIUI 13 gelirse siz de bu yeni çıkan kontrol merkezini kullanamayacaksınız. Bu iPhone'lara daha çok benzeyen kontrol merkezi.
Altyapısı Android 11 olan Xiaomi telefonlara gelmeyecek. Onun haricinde dediğim gibi ufak tefek güncelleştirmeler, ufak tefek yükseltmeler haricinde fazla da bir değişiklik yok. MIUI 13'ün pil performansı konusunda da telefonu biraz kullandıktan sonra ayrıca bilgi vermeye çalışırım. Sizde bootloader kilidi açılmış, TWRP kurtarıcı modu yüklenmiş bir telefona sahipseniz ve MIUI 13'ü deneyimlemek isterseniz nasıl kurulacağını da göstereyim. Videomun açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten MIUI 13 dosyasını telefonunuza indirin. Göstereyim dosyayı. Dosyamız bu. MIUI HM Note 8 v13.0.10.0.rldcnxm/11.zip şeklinde geçen dosya. Bu dosyayı telefonunuza indirin ve telefonun hafıza kartına kopyalayın. Telefonu kendi hafızasında olmasın. Hafıza kartına kopyaladıktan sonra telefonumuzu güç tuşu ve ses açma tuşuna basılı tutarak TWRP modda açacağız. Redmi yazısı göründükten sonra bırakabilirsiniz. TWRP modumuz açıldı. Buradaki uyarıyı şu şekilde geçiyoruz. Burada öncelikle Wipe'a tıklayıp Advanced Wipe diyoruz. Dalvik, Cache, System ve data kısımlarını seçiyoruz. Bunları seçtikten sonra buradan wipe data yapacağız. Ancak telefonunuzda önemli bir bilgi varsa yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzdaki bütün veriler silinecek. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bu ekrana gelecek telefonumuz. Bu kısımda install diyeceğiz. Select Storage. Buradan micro SD'mizi seçeceğiz. Ok diyeceğiz. Ve bu kısımda indirmiş olduğumuz dosyayı seçerek Swipe to Confirm Flash diyeceğiz. Ve MIUI 13 Çin ROM'u telefonumuza kurulacak. Yüklenmesi 5-10 dakika sürebilir. Telefon açılınca dil kısmından İngilizceyi seçerek devam edebilirsiniz. Dediğim gibi Çin ROM'u olduğu için şu an Türkçe dil desteği yok. Ancak gösterdiğim şekilde telefonunuza MIUI 13'ün Çin stabil sürümünü kurabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.